Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyuncağa başlamayı niyetliyorum. Eğer sizler de bana eşlik edecekseniz lütfen şimdiden hem kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarda bana eşlik ettiğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresinden örmüş ve bitirmiş olduğunuz oyuncakları bana gönderebilirsiniz. Ben sizlere destek olmak adına kendi sayfamda paylaşıyorum. Şuraya bir Instagram adresimi bırakırım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bu videoda öncelikle kardan adamımızın gövdesini öreceğiz arkadaşlar. Eğer ki videoda vaktimiz kalırsa gövdeyi kafayla birlikte örüp bitireceğiz. Yani bu video hem kafa hem de gövde videosu olmuş olacak. Şöyle bir tane nakodenin Denim Sport'un beyaz renkli ipi var şu şekilde renk kodunu da göstereyim 208 numaralı rengi bu ipimiz için biraz daha tok bir ip bu ipimiz için ben arkadaşlar iki buçuk numara şöyle göstereyim iki buçuk numara tığ kullanacağım Sizler herhangi bir ipi herhangi bir tığ ile de örebilirsiniz ama eğer ki oyuncağınızın daha büyük ve dolgun bir oyuncak olmasını istiyorsanız kalın kalın ip ile kalın numaralı tığ kullanırsanız Ortaya çıkan oyuncak daha büyük olacaktır. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Gövde ve kafayı örmek üzere videomuza başlayalım. Sihirli halka yapımıyla başlayacağız. Bu sefer sihirli halkamızın içerisine 6 tane değil, 8 tane sık iğne yapacağız. Şu an başlıyorum ben. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğne yaptık. Hemen kısa ipimizi çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz ve ilk ilmeğimizin başına batacağız. Şu şekilde ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu sayede ikinci sıramıza başlayabiliriz artık. İkinci sırada ise arkadaşlar buradaki her ilmeğimize çift batacağız. Sıra sonundaki ilmek sayımız 16'ya çıkacak. Çift batmak neydi? Bir tane ilmeğin içerisine iki tane sık iğne yapmak demekti. Şu an ilk arttırmamı yaptım ben. Bu da ikinci arttırmam. Toplamda 8 kere arttırma yapınca sıra sonuna gelmiş olacağız. Şu an üçüncü arttırmam oldu. Evet arkadaşlar. Son arttırmamı da yaptım. Görüyorsunuz sayalım hemen. 2 4 6 8 10 12 14 16. Tam 16 tane ilmeğim oldu. İkinci sırayı da bu sayede bitirmiş olduk ve 3. sıraya geçiyoruz. Şimdi bir tane sık iğne öreceğiz. Peşine bir tane arttırma yapıyoruz. Bu bir tane sık iğne, bir tane arttırmayı Sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar toplamda 8 kere tekrar etmiş oluyoruz. Ve ilmek sayımız 24'e çıkacak. Üçüncü sıramızı tamamlayalım. Dördüncü sırada kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şimdi dördüncü sıraya başlayacağız. Bu sırada da arttırma yapıyoruz. Bu sefer iki tane sık iğne örüyoruz. Bir, ve 2. 2 tane sık iğnenin peşini hemen bir tane arttırma yapıyoruz. Bunu da sıra sonuna kadar toplamda 8 kere devam ettireceğiz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 32'ye çıkacak. Bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra 5. sırada kaldığımız yerden devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi tabanımız gitgide büyüyor. Şimdi arkadaşlar biz dördüncü sıramızı tamamlamış olduk. Beşinci sıramıza başlayacağız. Beşinci sırada da yine arttırma yapıyoruz. Belli bir sıraya kadar bu arttırmalarımız bu şekilde doğru orantılı olarak devam edecek. Şimdi beşinci sıraya başlayacağız. Bu sırada üç tane sık iğne yapıyoruz. Bir taneyi ördüm. Bu ikinci ve bu da üçüncü. Hemen ilmek belirleyicimi üçüncünün yani ilk ilmeğimin şöyle başına taktım peşine bir tane arttırma yapıyoruz bunu da sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz 8 kere tekrar etmiş oluyoruz sıra sonundaki ilmek sayımız 40'a çıkacak daha sonra 6. sıraya başlayacağız arkadaşlar 6. sırada da yine arttırma yapacağız bu sefer 4 tane sık iğne örüp bir tane arttıracağız bunu da 8 kere tekrar edeceğiz Sıra sonundaki ilmek sayımız 48'e çıkacak. 7. sırada da arttırma yapacağız. 7. sırada bu sefer 5 tane sık iğne örüp 1 tane arttırma yapıyoruz ve sıra sonundaki ilmek sayımız 56'ya çıkacak. Bunları tamamlayalım arkadaşlar. En azından 8. sıradaki arttırmamızı yine birlikte yaparız. Geri kalan sıralara devam ederiz. Evet arkadaşlar, bakın belli bir yere kadar arttırmamızı tamamladım. Şu an 7. sırayı bitirmiş oldum. Yani 5 tane sık iğne, 1 tane arttır yaparak 56 tane ilmeğim oldu. Şimdi 8. sıraya başlayacağız. Bu sırada son arttırmamızı yapacağız. 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnenin peşine hemen bir tane arttırma yapıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar 8 kere tekrar edeceğiz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 64'e çıkacak. Kontrollü bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Bu sıra bizim son sıramız, yani son arttırma sıramız. Bu sırayı tamamladıktan sonra belli bir sıra düz öreceğiz. O yüzden hiç vakit kaybetmeyelim. Hep birlikte bu 6 ör 1 arttırımızı tamamlayalım. 9. sırada kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, 6 ör bir arttırımı sıra sonuna kadar tekrar ettim. Burası bizim artık kardan adamımızın taban kısmı yani şu şekilde. Şimdi belli bir sıra boyunca düz öreceğiz. Buradaki 64 tane ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden Toplam 16 sıra boyunca yani 9. sıradan arkadaşlar 24. sırada dahil olmak üzere toplam 16 sıra boyunca buradaki 64 tane ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz. 25. sıradan itibaren ise ufak ufak azaltmalara başlayacağız. Bu sıralarımızı tamamlayalım. Kaldığımız yerden yani 25. sıradan devam edelim. Evet. 16 sıra boyunca bakın bu şekilde düz sıralarımı ördüm ve tamamladım. Ben şöyle ip koymuştum. Bu ipin üstüne 16 tane sıra olana kadar düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Şimdi sıra başına geldim. 25. sıramıza başlayacağız. Bu sıradan itibaren artık düzenli bir şekilde eksiltmeler yapacağız. Şimdi arkadaşlar 14 tane sık iğne örerek sıramıza başlıyoruz. 1 iki tane sık iğnemi yaptım hemen ilmek belirleyicimi ilk ilmeğimin başına taktım bu şekilde 14 tane sık iğne olana kadar örüyoruz ve 14 14 tane sık iğnemi ördüm hemen peşine bir tane eksiltme yapıyorum bu işlemi arkadaşlar sıra sonuna kadar 4 kere tekrar edeceğiz sıra sonundaki ilmek sayımız 60'a düşecek 25. sıramızın sonundaki ilmek sayımız 60 olacak yani. Örelim, kontrol edelim. Daha sonra 26. sırada kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane eksiltme yaptığımız yer belli oldu. 14 ör bir eksilti yaptık. Bu işlemi toplam 4 kere tekrarladık. Ve sıra sonuna ulaştık. Ben saydım kontrol ettim. Toplam 60 tane ilmeğim olmuş. Şimdi 26. sıraya başlıyoruz. 26. sırada buradaki toplam 60 tane olan ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra 27. sırada arkadaşlar tekrardan eksiltmeye devam edeceğiz. 26. sıramızı tamamlayalım. 27'de kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi sizlerle birlikte 27. sıramızı öreceğiz. Bu sırada eksiltme yapacağız ama öncelikle 10 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 Hemen ilmek belirleyicimi ilk ilmeğimin başına sabitliyorum. 10 tane olana kadar devam ediyorum. 9 ve 10. Sıra başından itibaren 10 tane sık iğnemi ördüm. Hemen peşine bir tane eksiltme yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar 12 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 ve 12. 12 tane sık iğne ördüm. Peşine bir tane eksiltme yapıyorum. Bu 12 ör 1 eksilt arkadaşlar. Toplam 3 kere tekrar edeceğiz. Şu an biz bir tane yaptık. Yani 1 12 ör, bir tane eksilti yaptık. Şimdi bu işlemi iki kere daha tekrar ediyoruz. Evet. Şimdi buradan sıra başına kadar arkadaşlar toplam 6 tane ilmeğimiz boşta kalıyor. Bunları da örerek yani düz bir şekilde örerek sıramızın sonuna geliyoruz. Şu an bir taneyi ördüm ben. 2 3 4 5 ve 6. Bu sayede sıra sonuna gelmiş olduk. Bakın ufak ufak daraltmaya başladık. Yani azaltmaya başladık. 27. sıramızın sonundaki ilmek sayımız toplam 56 oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki 56 ilmeğimizi belli bir sıra kadar düz örmemiz gerekiyor. 28 ve 29 yani toplamda 2 sıra boyunca buradaki 56 ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde örelim. 30. sırada tekrardan eksiltme yapacağız. 2 sırayı tamamladıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar iki sıra boyunca 56 tane ilmeğimizi düz bir şekilde ördüm. Şöyle gidişatla alakalı size biraz göstereyim istiyorum. Bakın genişten dara doğru ilerliyoruz. Şimdi 30. sıraya başlıyoruz. Bu sırada da eksiltme yapacağız. Öncelikle 6 tane sık iğne örerek Başlıyoruz sıramıza. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle ilk ilmeğimin başına 2 4 6 ilk ilmeğimin başına şöyle yer belirleyicimi taktım. Şimdi bir tane eksiltme yapıyoruz. 6 tane sık iğne ördükten sonra hemen peşine eksiltmemi yapıyorum. Şimdi bir önceki sırada yaptığımız gibi 12 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane eksilteceğiz ve bu 12 ör bir eksilti yine 3 kere tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şu an ben bir tane sık iğnemi ördüm. 12 tane olana kadar devam ediyorum. Ve 12. 12 tane ilmeğimi ördüm. Peşine bir tane eksiltme yapıyorum söylemiş olduğum gibi bu 12 ör 1 eksilti 3 kere tekrar edelim. Evet, 12 ör 1 eksiltimi 3 kere tekrarlamış oldum. Şimdi sıra sonuna gelebilmemiz için 6 tane ilmeğimiz boşta kalıyor. Bu 6 tane ilmeğimizi de düz bir şekilde örüyoruz ve sıra sonuna ulaşıyoruz. Şu an 2 taneyi ben ördüm. 3 4 5 ve 6. Bu sayede sıra sonuna ulaşmış oldum. Bakın gitgide biraz daralıyor. Kardan adamımızın alt kısmı. Şimdi 30. sıramızı bitirdik. Sıra sonundaki ilmek sayımız toplam 52 oldu arkadaşlar. 31 ve 32. Toplam iki sıra boyunca buradaki 52 tane ilmeğimizi düz bir şekilde örelim. Arttırmadan ve eksiltmeden 33. sırada kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. 52 ilmeğimizi 2 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Şimdi 33. sıraya başlayacağız. Bu sıradan itibaren artık düzenli bir şekilde eksiltmelere başlıyoruz. Şimdi bu sırada 4 kere, toplam 4 kere yani sıra sonuna kadar toplam 4 kere tekrar etmiş olacağız. 11 tane sık iğne örüyoruz. 1 ve 2 hemen ilmek belirleyicimi ilk ilmeğimin başına şu şekilde takıyorum. Nerede kaldığımızı kolaylıkla takip edelim diye. iki taneyi ördüm. 11 tane olana kadar devam edelim. 3 10 ve 11 on Sıra başından itibaren 11 tane sık iğne olana kadar ördüm. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum ve bu 11 ör bir eksilti sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Zaten az evvel de söylemiştim. 4 kere tekrar edince sıra sonuna varmış oluyoruz. İlmek sayımız ise 48'e düşecek. Yani 33. sırada buradaki ilmek sayımız toplam 48 olacak. Daha sonra arkadaşlar 34. sıraya geçeceğiz. 34 35 36 ve 37 Toplam 4 sıra boyunca buradaki 48 tane ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz. 38. sırada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, 4 sıra boyunca bakın arkadaşlar ip koymuştum. Bunun üstüne 1 2 3 4 4 sıra olacak şekilde buradaki ilmeklerimizi düz ördüm. Şimdi 38. sıradan itibaren tekrardan eksiltme yapacağız hatırlarsanız 33. sırada 11 ör 1 eksik yapmıştık. Şimdi arkadaşlar 38. sırada 10 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. Şöyle ben 2 3 hemen ilmek belirleyicimi ilk ilmeğimin başına taktım. 3 tane ördüm zaten. 10 tane olana kadar devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğne örüyoruz peşine bir tane eksiltme yapıyoruz bu 10 ör 1 eksilt arkadaşlar sıra sonuna kadar yine 4 kere tekrarlayacağız sıra sonundaki ilmek sayımız 44'e düşecek bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra 39. sıraya başlayacağız 39 ve 40 yani toplamda 2 sıra boyunca buradaki 44 ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz. 41. sırada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bahsetmiş olduğum sıralarımı tamamladım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra 2 sıra boyunca da düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Şimdi tekrardan eksiltmeye başlayacağız. Şu an biz 41. sıramızı yapmaya başlıyoruz. 4 tane Sık iğne örelim öncelikle. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne ördüm. Hiç vakit kaybetmeden şöyle ilk ilmeğimin başına yer belirleyicimi de taktım. Peşine bir tane eksiltme yapıyoruz. Öncelikle 4 tane sık iğne örmüştük. 1 2 3 4. Hemen peşine bir tane eksiltme yaptık. Şimdi arkadaşlar toplam 3 kere 9 tane sık iğne öreceğiz. 1 tane eksilteceğiz. Şu an 1 tane ilmeğimi ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne peşine 1 tane eksiltme. Bunu toplam 3 kere olacak şekilde devam ettireceğiz. Şu an ben bir tane yaptım. Yani 9 ör 1 eksilti yaptım. 2 kere daha yapınca toplamda 3 kere yapmış olacağım. Hemen hızlıca onları da halledeyim. Evet arkadaşlar 9 ör 1 eksiltimi 3 kere tamamladım. Şimdi sıra sonuna varabilmemiz için 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimiz boşta kalıyor. Bunu da düz bir şekilde örüyoruz ve sıra sonuna varmış olacağız şu an üçüncüyü yaptım 4 ve bu da 5 şimdi 41. sıramızı bitirmiş olduk ve buradaki ilmek sayımız toplam 40 olması lazım sayıp kontrol edebilirsiniz Eğer herhangi bir aksilik yoksa 42. sıraya başlayabiliriz 42 ve 43 toplam iki sıra boyunca Buradaki 40 ilmeğimizi arkadaşlar düz bir şekilde örelim. Arttırmadan ve eksiltmeden. Daha sonra 8. sırada yine kaldığımız yerden devam edelim. İsterseniz burası daha da daralmadan sizler el yapınızı yeterince doldurmaya başlayabilirsiniz. Ben birazcık daha ilerledikten sonra toplu bir elyaf dolumu yapacağım. Hadi bu iki sırayı da tamamlayalım. 44. sırada kaldığımız yerden devam edelim. Evet, iki sıra boyunca 40 ilmeğimizi de düz bir şekilde ördük. Bakın arkadaşlar, yeri gelmişken onu da söylemiş olayım. Bazı arkadaşlar benim ördüğüm oyuncak ile kendi ördükleri oyuncağın boyut farkından bahsediyorlar. Ben bunu her zaman da söylüyorum. Tığ numaranızı ne kadar yüksek yani milim olarak ne kadar yüksek aynı şekilde ip kalınlığınızı da ne kadar arttırırsanız Oyuncağınızın boyutu da daha tok ve büyük olacaktır. Mesela ben bu oyuncağı yarn jins ile örmüş olsaydım, aşağı yukarı boyut şuraya kadar gelirdi yani. Aradaki boyut farkı ipin kalınlık ve incelik durumundan kaynaklandığını şimdiden burada da söylemiş olayım. Bu oyuncak büyük basitle bende daha daha büyük olacaktır. Sizler ipinizin kalınlığını inceliğini ayarlayarak elde etmek istediğiniz oyuncağın boyutunda başından ayarlamış olursunuz. Bu bilgilendirmeyi de yaptığımıza göre 44. sıradan devam edebiliriz. Burada arkadaşlar yine eksiltme yapacağız. Ufak ufak gövdeyi bitirip kafaya doğru gittiğimiz için daraltmalar sıklaşıyor bu sıralarda. Şimdi 8 tane sık iğne örüyoruz. Şu an 2 taneyi ördüm ben. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğneyi ördükten sonra peşine bir tane eksiltme yapıyorum ve bu 8 ör 1 eksilti sıra sonuna kadar toplam yine 4 kere tekrarlamış olacağız. Sıra sonundaki ilmek sayımız 36'ya düşecek arkadaşlar. Bu 44. sırayı bu şekilde yapalım. 45. sırada da yine eksiltmeler yapacağız. Bu sırayı tamamladıktan sonra 45. sıradan devam edelim. Evet. 8 ör bir eksiltme sıra sonuna kadar 4 kere tekrar ettim ve sıra sonuna gelmiş oldum. Şimdi 45. Sıraya başlıyoruz. Dört tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şu an ikinciyi ördüm. 3 ve 4. Hemen ilk ilmeğimin başına şu şekilde 1 2 3 4 yer belirleyicimi taktım. Dört tane sık iğne örmüştük. Hemen peşine bir tane eksiltme yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar toplam 3 kere 7 tane sık iğne örüp 1 tane eksilteceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğnenin peşine bir tane eksiltme yapıyoruz. Bunu toplam 3 kere olana kadar devam edelim. Evet, 7 ör 1 eksiltme 3 kere tekrar ettim. Sıra sonuna gelebilmek için 1 2 3. 3 tane ilmeğimiz boşta kalıyor. Bunları da düz bir şekilde örüyoruz ve sıra sonuna varıyoruz arkadaşlar. Bu sıra sonunda ilmek sayımız 32'ye düşmüş olacak. Buradaki ilmek sayımız toplamda 32 olacak arkadaşlar. Sayıp kontrol edebilirsiniz. Şimdi 46. sıraya başlıyoruz. 46. sırada buradaki 32 tane ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde örüp tamamlayacağız. Daha sonra 47. sırada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet bakın arkadaşlar el yapımı da ben artık ekledim. Şimdilik biraz az oldu ama ilerleyen sıralarda daha da ekleyeceğim. Şimdi yine eksiltme yapacağımız bir sıraya başlayacağız. 47. sıraya başlıyoruz. Bu sefer arkadaşlar önce eksiltme ile başlayacağız. Hani normalde sık iğneyi örüp peşine eksiltiyorduk. Burada biraz tersten gideceğiz. Öncelikle sıramıza bir tane eksiltme yaparak başlıyoruz. Bir tane eksiltmeyi yaptım. Peşine 6 tane sık iğne öreceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Bu işlemi arkadaşlar sıra sonuna kadar 4 kere tekrar edeceğiz. 1 tane eksiltme yapacağız. Peşine 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 eksilt 6 sık iğneyi sıra sonuna kadar 4 kere tekrar edip sıra sonundaki ilmek sayımız 28'e düşecek. Daha sonra 48. sırada ise arkadaşlar buradaki 28 tane ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde örüp iki sıramızı tamamlayacağız ve 49. sırada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, iki sıramı tamamladım. Şu an burada 28 tane ilmeğim var. Bu 28 ilmeği de düz bir şekilde ördüm. Yani iki sıramı tamamladım. Şimdi 49. sıraya başlıyoruz. 49. sırada 5 tane öreceğiz, 1 tane eksilteceğiz. Bunu sıra sonuna kadar 4 kere tekrar edeceğiz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 24'e düşecek arkadaşlar. Daha sonra 50. sırada ise buradaki oluşmuş olan 24 ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde örüp sıramızı tamamlamış olacağız. Bu iki sırayı yani 49 ve 50. sıramızı halledelim. Daha sonra 51. sırada kaldığımız yerden devam edelim ama lütfen elyafınızı ara ara eklemeyi unutmayın. Çünkü alan daraldıkça alt yerlere iyice yerleştiremezsiniz. Hadi arkadaşlar sıralarımızı tamamlayıp kaldığımız yerden devam edelim. Evet iki sıramı tamamladım. Şu an arkadaşlar 50. sırayı bitirmiş olduk. 51'e geçeceğiz. Buradaki ilmek sayımız şu an 24. Şimdi 51. sıradan itibaren artık kafa yapımına başlamış oluyoruz. Bu sıradan itibaren arkadaşlar arttırmalarımız olacak. Buraya kadar iyice el yapınızı doldurduğunuzu emin olun. Ya yani en azından şu aşağı kısımlara kadar doldurduğunuza emin olun. Şimdi 51. sıraya başlıyorum. 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. Peşine bir tane arttırma yapacağız. Bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 30 olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar da toplamda 6 kere bu işlemi tekrar etmiş olacağız. Hadi bu işlemi hızlıca halledelim. Daha sonra 52. sıradan devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. 51. sıramızı tamamlamış olduk. Burada toplam 30 tane ilmeğimiz var. Şimdi 52. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 52. sırada da arttırma yapacağız. Bu sefer 4 tane sık iğne örüp 1 tane arttıracağız. Bunu da sıra sonuna kadar 6 kere tekrarlayacağız. Sıra sonundaki ilmek sayımız 36'ya ulaşacak. Bu sırayı da hallettikten sonra yani 52. sırayı da hallettikten sonra 53. sıraya başlayacağız. Bu sırada da yine arttırma yapıyoruz. 5 tane sık iğne öreceğiz. 1 tane arttırma yapacağız. Bunu da sıra sonuna kadar 6 kere tekrar ediyoruz. Sıra sonundaki ilmek sayımız ise 42'ye ulaşacak. Bu iki sıramızı halledelim. Yani 52 ve 53. sıralarımızı halledelim. 54'te kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar, bahsetmiş olduğum arttırmalarımı yaptım. Bakın görüyorsunuz zaten. Artık kafaya geçtiğimiz için buralar genişleyecek ve kafaya dönüşecek. Şimdi 54. sıraya başlayacağız. 54 ve 55. sırada da yine arttırma yapacağız arkadaşlar. 54. sıramızda 6 tane sık iğne örüp bir tane arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bunu 6 kere tekrarlayacağız ve ilmek sayımız 48'e ulaşacak. Daha sonra 55. sırada ise 7 tane örüp bir tane arttıracağız. Yani 7 sık iğne örüp bir tane arttırma yapacağız. ilmek sayımız sıra sonunda 54'e çıkacak ve bu sırada da yine 6 kere tekrar edeceğiz bütün arttırmalarımızı. 54 ve 55. sıralarımızı tamamlayalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bakın arkadaşlar bahsetmiş olduğum iki sıramı da yani 54 ve 55'i de arttırdım. Tamamladım. Şu an burada 54 tane ilmeğimiz var. 56. sıradan itibaren belli bir sıra boyunca buradaki 54 ilmeğimizi düz örmemiz gerekiyor. 56'dan 66. sırada dahil olmak üzere toplam 11 sıra boyunca buradaki 54 tane ilmeğimizi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Ara ara lütfen artık elyaf eklemeyi unutmayın. Ben de birazdan ekleyeceğim. Şuraları iyice dolduracağım. Bu sıraları tamamlayalım. 67. sıradan itibaren de eksiltmelere başlayacağız bahsetmiş olduğum 11 sırayı ördükten sonra 67. sırada kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bakın arkadaşlar. Başlangıç yerime ip koymuştum. Şöyle üstüne 11 tane sıra olana kadar düz bir şekilde ördüm ve 66. sırayı da tamamlayıp 67'ye geçeceğiz. Şimdi bu sıradan itibaren artık kardan adamımızın kafasını kapatmaya başlayacağız. Yani eksiltmeler yapacağız. Şu an 67. sıraya başlıyoruz. 67. sırada 7 tane sık iğne örüp bir tane eksiltiyoruz. Şu an ikinciyi ördüm. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnenin peşine bir tane eksiltme yapıyorum ve bunu sıra sonuna kadar toplam 6 kere tekrar edeceğiz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 48'e düşecek arkadaşlar. Daha sonra 68. sıraya başlayacağız. 68. sırada 6 tane sık iğne örüp 1 tane eksilteceğiz. Sıra sonuna kadar 6 kere tekrarlayacağız ve ilmek sayımız 42'ye düşecek. Ardından 69. sırada da 5 tane sık iğne örüp 1 tane eksilteceğiz. Sıra sonuna kadar 6 kere tekrar edeceğiz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 36'ya düşecek. İsterseniz bu 3 sırayı yani 67, 68 ve 69. sıralarımızı tamamlayalım. Daha sonra kaldığımız yerden yani 70. sıradan devam edelim. Bu 3 sırayı tamamladıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bahsetmiş olduğum. Bakın 1 2 3. 3 sıramı da eksilttim. Yani 67. sıra 68 ve 69. sıralarımızı eksilterek tamamladık. Şimdi 70. sıraya başlayacağız. Bu sırada arkadaşlar 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 tane eksilteceğiz. Sıra sonuna kadar 6 kere tekrarlamış olacağız. Ve ilmek sayımız 30'a düşecek. 71. sırada 3 ör 1 eksilt yapıp sıra sonundaki ilmek sayımızı 24'e düşüreceğiz. Tabi bu eksiltmeleri yaparken azar azar artık elyaflarımızı eklemeyi unutmayın. Çünkü alan daraldığı için eklemeniz daha zor olacaktır. 72. sırada 2 ör 1 eksilt yapalım. Sıra sonundaki ilmek sayımız 18'e düşsün. Oradan sonra zaten artık kapatma işlemlerine geçeceğiz. O sıraları sizlerle birlikte yapacağım burada. Bu 3 sıramızı da tamamlayalım. Yani 70, 71 ve 72. sıralarımızı da 3 sıramızı da tamamlayalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar bakın içerisine el yapımı da ekledim. Güzelce eksiltmelerimi de yaptım. Şu an 72. sırada 2 ör 1 eksiltle 18 tane ilmeğim var burada. Şimdi diğer eksiltmemize geçebiliriz. 73. sıraya başlayacağız. Bu sırada arkadaşlar bir tane öreceğiz. Bir tane eksilteceğiz. Toplam 6 kere bu işlemi yapacağız. Ve Sıra sonundaki ilmek sayımız 12'ye düşmüş olacak. Hemen şöyle bir tane örüyorum ve bir tane eksiltiyorum. Kardan adamın boyu biraz uzun olduğu için kadraja sığmıyor arkadaşlar. O yüzden buraları ben hızlıca halledeceğim. Evet. Sıra sonuna geldim. Bir örgü bir eksilt yaptık. 12 tane ilmeği düşürdük. Şimdi 74. sırada ise arkadaşlar peş peşe 6 tane eksiltme yapacağız. Şöyle ön ilmeklerden alarak 6 tane eksiltmemizi yapalım. Evet arkadaşlar 6 tane eksiltmemi yaptım. Şöyle ipimi biraz kestim. çünkü iğnemize geçirip iğnemiz ile kapatma işlemi yapacağız. Ön ilmeklerden alarak. Bu arada ben dalgınlığıma gelmiş gözleri takmayı unutmuşum. Ama takmanız gereken sıra aralığını belirttim zaten. O sıra aralığına gelince kafayı ortalayacak şekilde gözleri takabilirsiniz. Ben 8 milim kullandım. İlerleyen videoda burun ve yüz işlemesini de yapacağız sizlerde uygun bulduğunuz yere gözlerinizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomda bu şekildeydi. Diğer videolarda oyuncağımızın şapkasını, yeleğini, kollarını, ayaklarını da örmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.